Avrupa Birliği vize ücreti 80 euro olunca biz Türkler için de vizesiz ülkeler daha cazip hale geldi. Peki vizesiz hangi ülkelere gidebiliriz? Azerbaycan'la birlikte vizesiz ziyaret edebileceğimiz ülke sayısı 90'a çıktı. Peki Avrupa'da vizesiz gidebileceğimiz ülkeler hangileri? Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile başlayalım. Buraya hem vizesiz hem de pasaportsuz sadece kimlik kartı ile giriş yapabiliyoruz. Üstelik yurt dışı çıkış bulut almamız gerekmiyor. Balkanlarda yer alan Bosna Hersek, Türkler tarafından çokça ziyaret edilen ülkelerden biri. Mostar Köprüsü ile hatırlayacağınız bu ülkede vizesiz 90 gün kalabiliyoruz. Vizesiz bir diğer Balkan ülkesi ise Arnavutluk. Burada da yine 90 gün vizesiz kalabiliyoruz. Doğal güzellikleri ve tarihi ile vizesiz gezebileceğimiz bir diğer Balkan ülkesi ise Makedonya. Burada da 90 gün kalabiliyoruz. Sıradaki ülke Karadağ, diğer bir adıyla Montenegro. Burası da doğal güzellikleri ve denizi için tercih edilen bir ülke ve vizesiz gidebiliyoruz. Kosova tarihi ile Bosna Hersek gibi bize yakın ülkelerden biri. Balkanlarda yer alan bu ülkeyi de vizesiz gezebiliyoruz. Yine Balkanlarda vizesiz ziyaret edebileceğimiz bir başka ülke ise Sırbistan. Özellikle Belgrad Türkler tarafından çokça ziyaret ediliyor. Balkanlardan sonra sırada Ukrayna var. Burası da son zamanlarda Türkler tarafından sıkça ziyaret edilen ülkelerden biri ve sadece pasaportunuzla giriş yapabiliyorsunuz. Vizesiz gidebileceğimiz bir başka ülke ise Moldova. Buraya da vizesiz giriş yapıp 90 gün kalabiliyoruz. Sıradaki ülke Belarus. Buraya da vizesiz girebiliyoruz ancak 30 gün kalabiliyoruz. Vizesiz ziyaret edebileceğiniz son Avrupa ülkesi ise Andorra. Andorra, İspanya-Fransa sınırları arasında yer alan küçük bir ülke ve havalimanı yok. Fransa veya İspanya'ya inerek girebiliyorsunuz. Ancak bu ülkelere iniş yapabilmeniz için Schengen vizenizin olması gerekiyor.